Bugün GeoGuessr'da Türkiye haritasını oynayacağız. Başlayalım. Evet, Türkiye'nin güzel, Anadolu'nun güzel bir yerine attı bizi. Plakayı görebiliyor muyuz? Hemen oradan bir şeyler bulmaya çalışalım. Bu arada bu oyunda 5000 puan almaya çalışmayacağım. Sadece en yakın tahminleri yapmaya çalışacağım. 5000 puanlık videoyu da sonrasında siz isterseniz, siz beğenirseniz yaparız arkadaşlar. Türkiye'de şöyle bir güzellik var. Çöp kovalarının üstünde belediye isimleri yazar genelde ama bu bayağı eskimiş. Bunda yazmıyor. Okey. Bu arada Türkiye'de yaşıyor olmamıza rağmen Türkiye bu oyundaki en zor ülkelerden biri arkadaşlar. Çünkü bütün şehirler az çok birbirine benziyor. Herhangi bir yani tek tip yapılanma var Türkiye'de. Birkaç farklı şehir dışında tabii ki. Turistik bir yerde değilseniz genelde çok uğraşmanız gerekiyor. Ama şuradaki yazılardan falan bulmaya çalışacağız. Okey, tamam. Oradaki tabelaları çok fazla göstermek istemedim. Afyon Karahisar Belediyesi'ndeyiz. Afyon'un Erenler Çocuk Parkı. Buradan bütün Afyon'a selamlar. Afyon'u işaretliyorum. Dediğim gibi sadece şehri bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. 5000 puanlık videoyu daha sonra yapacağız. O çok güzel, çok detaylı bir video olacak. Afyon'da şöyle merkezi bir yeri işaretliyorum. Daha önce Afyon'un Çay ilçesine gitmiştim. Bak fena değil, 7 kilometre. Yürüme mesafesinde işaretlediğim sürece hiçbir problem yok. Daha önce Çay ilçesine gitmiştim. O baya merkezden uzak sanırım, bilmiyorum. Hadi sonraki. Neredeyiz? Yalvaç Birlik. Yalvaç Birlik neresi? Yalvaç diye bir yerdeyiz. Yalvaç Ziraat Odası. Yalvaç nerenin ilçesi? Bak şimdi. Dünyanın farklı ülkelerini biliyoruz falan da bu mesela Yalvaç'ın neresi olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Bu konuda eksik olduğumu da gayet kabul ediyorum yani. Bu arada telefon numarası falan görünürse gözünü seveyim aramayın. Isparta'nın Yalvaç Şubesi. Mesela Isparta'da daha önce gitmediğim şehirlerden biri arkadaşlar. Isparta'da Yalvaç diye bir yer görebiliyor muyum? Ben şehir sınırları... Ah Yalvaç bulduk. Şehir sınırları içindeki yerlere bakıyordum. Yalvaç burası, tıklıyorum şöyle ana yola. 414 metre. Mükemmel. Mükemmel başladık ya. Bizi böyle otoyolun ortasına atmasın dediğim noktada attı. İşte hadi bakalım. Evet, şimdi burası Karadeniz değil dedik. Neresi olabilir? Oradan gidebilirim. Daha böyle Orta Anadolu'da bir yer olabilir. Çok fazla burada sağa sola gitsem de görebileceğim bir şey yok gibi ama. Süleymanlı Mahallesi Balaban Çiftliği Küme Evleri mi yazıyor orada? Süleymanlı Mahallesi neresi ya? Süleymanlı. Tamam, mahallenin ismini bulduk da şimdi bütün Türkiye haritasında Süleymanlı Mahallesi'ni aramak çok anlamlı olmayacaktır. Yani bir yazı daha bulsak şöyle güzel olur diye düşünüyorum. Çok fazla da böyle zaman harcamak istemiyorum sağa sola giderek. Biraz map'te falan bakabilirim. Artık burada sallayacağım. Burası neresiyse, burada yaşayan biri varsa da kusura bakmasın. Şimdi tabela bulacağız diye de 300 saat gezinmenin de bir anlamı yok. Ben Denizli'ye yakın bir yer işaretliyorum. Burası bayağı şehir dışında bir yer tabii de. Atıyorum şu yolu işaretliyorum arkadaşlar. Tamamen salladım ya. Tamamen salladım. Neresiymiş? Ulan Ankara'nın orası çıkmaz dedik, Ankara'nın dibi çıktı ya. Kusura bakmayın. Süleymanlılı kardeşlerim, kusura bakmayın. Çok zordu abi, çok zordu. Bu sefer bizi böyle sanki bana da tanıdık gibi gelen bir yere attı. Ya binalar çok güzel görünmüyor. Bunu dürüst bir şekilde söylüyorum. Bu ülkenin mimarlara ihtiyacı var. Lütfen biraz estetik ya. Bakalım sağda solda yazı falan bir şey var mı? Tabii bu dediğimi de kötü bir tarafa çekmeyin yani. Sadece biraz güzel görünse sizin de hoşunuza gitmez mi? Şuna baksana abi. Dikili taş gibi yani. Biraz sağa sola gidelim. Tabii şeyleri okuyamıyoruz. Tabelaları falan okuyayım. Şurada çöp kutusu mu ne? Geri dönüşüm kutusu mu? Bu kıyafet kutusu. Viran şehir Urfa. Bu şey bu arada arkadaşlar. Bu sizin yaşadığınız yerde var mı bilmiyorum da. Artık var gerçi Türkiye'nin birçok yerinde. Kullanmadığınız kıyafetlerinizi bunun içine koyuyorsunuz. Orada da ihtiyacı olan insanlara gidiyor. Hani öyle bir şey görürseniz kullanın yani bunları. Urfa'daydı diye biliyorum Viran şehri. Bundan çok emin değilim. Bir de nerede olduğunu da çok bilmiyorum ama. Viran şehir Urfa'nın bir. Bu bilgi yanlışsa bu arada rezil olurum. Aha buldum tamam. Viran şehir tamam. Okey. Güzel. 2.4 kilometre. Gayet güzel. Diğer tahminime çok üzülüyorum şu an. Ve bu turun son oyunu da neresiymiş? Konya Büyükşehir Belediyesi. Buradan Konya'ya da Urfa'ya da herkese, her yer, bütün izleyenlere selamlar. Konya Büyükşehir Belediyesi ise Konya'ya da daha önce gitmedim ama şöyle şehir merkezi burada bir yerde. Onu biliyorum. Şurayı işaretliyorum ya. Şuradayız. Bakalım. 1.6 kilometre. Hep yürüyüş mesafesi işaretledim. Bir tanesi hariç. Hadi bakalım ikinci turdan devam edelim. Bu arada toplamda 20.000 puanın üzerinde. Zaten hedefimiz 20.000 puan oluyor. O yüzden ben bu turu başarılı sayıyorum. Sadece bir tane hata yaptık. Evet biz yine şöyle güzel bir ara sokağa attı. Burada amcalar ne yapıyor? Kahvede çayını içiyor. İtti ama ganyan mı oynuyorsunuz? Böyle şeylerden uzak durun arkadaşlar. Bunlar zararlıdır sizin için. Burada Semerkant yazıyor. Şöyle bir devam edelim. Mutlaka bu ara sokaklardan birinde kesinlikle bulacağız yani. Yeşil Yayla Yıldırım Taksi. Buradan reklam gibi oldu da. Aa bu bayağı büyük bir şehirmiş aslında. Tamam. Düşünüyorum gittiğim yer lerden biri mi? Telefon numarası falan var mı? Bunları aslında sansürlemek lazım. Bu cep telefonu tabii de. Burası Antalya'da bir andırdı bir şeyi. Ne adını bilmediğim bir yeri var ya oranın. Urfa Kuaför Selim.
Kuaför Selim. Grup 16 ama direkt o herhangi bir şehirde de olabileceği için direkt yapıştırmayacağım 16'yı. Uludağ falan da var. Yani bir emin olacağım ondan sonra. Yeşil Yayla. Yeşil Yayla diye bir yerdeyiz anladığım kadarıyla. Biraz önceki taksi durağının adı da oydu değil mi? Bu arada gör hani siz görüyorsunuz ve benim kaçırdığım bir şey kesin oluyordur arkadaşlar. Abi Yeşil Yayla neresi ya? Yeşil Yayla Mesken Kent Meydanı. Burası Antalya değil zaten. O sadece benziyor dedim de. Ankara Pazarı. Burası Ankara falan. Olabilir mi lan gerçekten? Yeşil Yayla'da yaşayan varsa yorumlarda yazsın. Adana tat. Oğlum sürekli bir şehir ismi ve sadece Yeşil Yayla yazıyor. Tamam. Bulacağız. Bulacağız. Muhakkak bulacağız. Bir noktada kesin bulacağız. Hep cep telefonu koymuşlar. İnsan sabit hat koyar ya. Yıldırım Belediyesi Yeşil Yayla Saygılı Büfe. Çok güzel mekan isimleri var. Ben de açmak istiyorum ya bir tane. Tekel bayi açsam ya gelir misiniz arkadaşlar? Onay Yeşil Yayla. Abicim Yeşil Yayla neresi lan? Allah Allah. O bütün caddeyi gezdim. Caddede şehrin adı yazmıyor. Bir de sabit hat falan da yok ha. Öz Yayla, Yeşil Yayla. Ama diyorum bu dünya mapinden daha zor Türkiye. Gerçekten daha zor. Bak polis merkezindeyiz bir de ya. Polis merkezinde Emir Sultan Polis Merkezi Amirliği. Emir Sultan. Sürekli farklı bir isim çıkıyor karşıma. Falan biriniz sabit hat almış olun ya. Bak 16 bilmem ne diyordu. Ben buraya Bursa diyeceğim. 0224. Gözünü seveyim sonunda be. 0224. Buradan Bursa'ya selamlar. Arkadaşlar yani Yeşil Yayla nerede bilmiyorum ama Bursa'ya da hayatım boyunca gitmedim. Yıldırım nerede onu da bilmiyorum. Şimdi onu bulmaya çalışacağız. Ya şöyle bir şey var. Bursa merkez tarafında Emir Sultan Cami diye bir yer var. Yeşil Yayla. Okey bulduk tamam. Tamam şurayı işaretliyorum abi. Of güzel 462 metre sonunda bulduk. Çok uğraştırdı ama bulduk arkadaşlar. Güzel bak şu evi beğendim. Güzelmiş. Fena değil en azından. Ve burası neresi? O konuda Şemsettin Caddesi falan yazıyor. Cadde ismi değil de bana hemen bir belediye ismi be. Çöp kutusu gözünü seveyim. Çankaya Belediyesi. Ah be bu kadar kolay olsun işte. Hemen Çankaya Ankara. Çankaya burada. Çankaya'dan bir yeri işaretliyorum şöyle. Okey 4.1 kilometre. Yine yürüyüş mesafesinde. Sıkıntı yok gayet güzel. Havalimanı Rize'mize hayırlı olsun. İşte bu abi ya. Çayeli Belediyesi. Karadeniz ya. Abi bizim topraklar. En sevdiğim yerler bak gerçekten. Türkiye'nin her yerini çok seviyorum ama Karadeniz'in yeri ayrı. Yapamıyorum ya. Neyse tamam. Çayeli şu yolda bir yerdeyiz. Mükemmel. 2.9 kilometre. Süper. Dördüncü turda burası baya baya Antalya'ya benziyor biliyor musun? Baya baya Antalya'ya benziyor derken şu ev nedense bir soğuttu beni Antalya değil. Soğuttu derken Antalya olmadığını düşünmeye başladım. Sağa sola bakalım. Şimdi fikrim değişti. O ara cadde ama çok Antalya'ya benziyordu. Orada ne yazıyor? Balgat mı yazıyor? Ha Manavgat yazıyor. Süper. Antalya'ymış gerçekten. Antalya'nın bir şeyi var ya. Bir aurası var arkadaşlar. Hakikaten burası Antalya dedirtiyor yani. Daha önce de Manavgat'ı bulurken bir zorlanmıştık. Antalya merkez burası. Manavgat Alanya'da değil. Side'nin hemen üstündeydi. Tamam. Şurayı bir yere işaretliyorum. Gayet güzel. 1.1 kilometre ve son turdayız. Güzel Türkiye'mizin son şehri. Oo değişik. Güzel. Şu şey hoşuma gitti. Bir an beklediğim kadar tarihi değilmiş ama yine yeni beyaz evler falan var. Okey tamam. Şimdi biraz şöyle sağa sola çıkalım. Değişik. Daha böyle merkezden uzak bir yerdeyiz bu sefer. İşler biraz zorlaştı gibi. Şunun üstüne bir kolay gelsin. Teşekkür ederim abicim. Sana da kolay gelsin. Şunun üstüne bir şehir adı falan yazaydın ama daha güzel olurdu. Buradan bu iki arkadaşa da selamlar. Hadi bakalım. Nerede olabiliriz? Nerede olabiliriz? Yine benim gitmediğim yerler. Bak Antalya çıkınca direkt biliyorum da burası hiçbir şey anımsatmıyor bana. Güzel de bir yermiş ha. Fena bir yer değil. Düzce ticaret. Ha, Düzce mi? Ondan emin değilim. Ben Düzce'de daha önce bayağı zaman geçirdim ama çocuktum. O yüzden hiçbir fikrim yok. Bir dakika. Ne belediyesi? Şaka mı bu abi? Tam gerçekten şunun adı mı kapandı? Bir şey Dağ Belediyesi. Gerçekten onun adını mı kapattınız yani o kadar yazı içinde? Burada bir minimal. Oğlum ne kadar değişik bir kasabaymış burası ya. Gerçekten yani bir de şeyi düşünüyorum. Burada yaşayan ya da burayı bilen ve bu videoyu izleyen biri kesin çıldırıyordur şu an. Ya da kesin sağda solda bir şey gördünüz siz ama ben göremedim. Ben biraz ilerliyorum arkadaşlar. Şu şehrin içinden bir çıkmak istiyorum. Adıyaman çiğ köfte diyor ama marka o. Deniz Antakya. Deniz. Deniz Antakya mı? Bir dakika. Deniz bu tarafta, Antakya bu tarafta. Samandağ. Samandağ Belediyesi mi? Aa, bir şey yazıyordu ya. Samandağ mı yazıyordu? Dur. Hemen işaretleyelim. Bunu bulduğuma çok sevindim ama yakın zamanda yaşadığımız felaket de aklıma geldi. O yüzden evet umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.